أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bugün hadislerle ahlak dersimiz devam etmektedir. Bir önceki dersimizde misvakın ne kadar önem taşıdığını, ümmetin ruhunda ne kadar yer edindiğini ve hatta öyle ki sünnet-i seniyye olması Resulullah'ı imtisal edilme noktasında zaferden zafere koşturabilmede bir ruh olduğunu ifade etmiştik. Demek ki İslam'ın şairlerini hafife almak olmaz, tamamen hayata geçirmek olur. Ve demiştik ki karşılığı olan ne varsa, eğer Efendimiz ona karşılık koymuşsa, bu sünnet-i seniyyeyi işlerseniz bu kadar ecir alırsınız diye, eğer misvak için, tesbih için, sarık için veyahut da kılınan davatıp namazlar için veyahut takarrabu ilallahi bin nevafil, nafilelerle Allah'a yaklaşınız değerinin karşılığında bir karşılık koymuşsa, muhakkak ki o artık ibadettir. Onu kalkıp da Efendimizin normal beşeri bir hareketiymiş gibi algılamak olmaz. Eğer Efendimiz ona bu dereceyle kilitekim ne yapmıştık? İki rekat efendim misvakla kılınan bir namaz, misvaksız kılınan 70 rekaattan daha afdaldır diyor Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Demek ki misvakla kılınan 2 rekaat namaz eğer 70 rekaat oluyorsa bunun bir karşılığı vardır ve bunun adı ibadettir. Bunun adı Efendimizin beşeri hassasiyetlerinden kendine özgü, ben nasılsam o da öyledir anlamında değerlendirmek ciddi bir cehalettir. Efendimiz'e de hakarettir. Ümmeti de bundan mahrum etmeyle de ciddi bir mesuliyettir. Onun için değerli kardeşlerim, biz Efendimiz'i yaşamak zorundayız. Ve o nasıl yapıyorsa biz de onu yapmak zorundayız. Nitekim Efendimiz tarih boyunca gelişinden bugüne kadar dostları onu övmekten doymamış. Ama gel gör ki düşmanları da ona daha bir iğne ucu kadar da toz konduramamış. Çünkü kendisi temizlik dininin aynı zamanda peygamberidir. Hidayet dininin peygamberidir. Temizlik hem ruhi hem bedeni ve hem de mali. Üç alanda Efendimiz aleyhissalatu vesselam temizliğe davet ediyor kendi ümmetini. Hem ruhi, ruhunu bütün ama bütün kirlerden temizlenmesi gerekiyor. İç hastalıklar dediğimiz, batini hastalıklardan dediğimiz, kin, nefret, hased, gıybet, yalanlardan temizlemesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bir diğer taraftan bakıyorsun ki, aynı zamanda normalde bedeni temizlik. Elinizi yüzünüzü yıkayınız diyor aleyhissalatü vesselam. En-nazafetu minel iman. At-tuhuru şatrul iman. Nezafet imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Bak, bir ruhi temizlik, iki bedeni temizlik, üç mali temizlik. Efendimiz bütün bunlarda ümmetini ne yapıyor? Temizliğe davet ediyor. Ruhan temiz ol diyor. İçinde ne kin besliyorsun, nefret besliyorsun, gıybet besliyorsun, insanlara zarar veriyorsun, hayvanlara zarar veriyorsun, ağaçlara, bitkilere zarar veriyorsun. Sen onlardan sorumlusun, sana akıl verdik. Onlardan sorumlusun sen.
Ve böylece ruhunu temizleyerek faydalı olursun. Her gün bir faydayla insanlığa bir fayda sunarsın. Diğer taraftan bedeni temizlikle üst başını yıka, elini yıka. Ki misvakla bir önceki dersimizde ağzını temizle, dişlerini temizle. Bir de mali temizlik ki zekat veriniz, sadaka veriniz. Mallarınızı temizleyiniz. Malınızı, hani zekat var ya, malın kiridir derler değil mi? Bizim halk deyiminde öyle, malın kiri ve hatta malın zehiridir. Onun için eğer verilmezse zehirdir. Eğer verilirse pan zehiridir. Eğer verilmezse zehiridir, yok eder, imha eder. Ama verdiniz mi, malınızı korumuş oluyorsunuz. Onun için bu üç temizliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyle uyarıyor. Daha sonraki sohbetlerimizde bunlara ait kendine özgü Allah'ın izniyle sohbetler olacaktır. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam an İbni Mes'ud kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. İbni Mes'ud radıyallahu anh, Abdullah Mes'ud Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyümüş bir sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu ifade eder. Tehellelû, ovalayınız, bakınız. Ovalayınız. Elinizin arasını ovalayınız. Vücudunuzu ovalayınız. Sakalınızı ovalayınız. Bıyıklarınızı ovalayınız. Saçlarınızı ovalayınız. Olur ki içinde kir var. Yani şuna dikkat çekiyorum. Böyle bir peygamber, ümmetine bu kadar düşkün bir peygamber. Yani onun ellerini ovalaması, sakallarını ovalaması, saçlarını ovalaması kadar ümmetini dert edinen bir peygamber. Fe innehu nazafetun, diyor, o temizliktir. Ve nazafetu ted'u ila'l iman. Ha. Temizlik imana davet eder. İman temizlikle beraberdir. Temizlik imana davet eder. Vel imanu ma'a sahibihi fil cenne. İman sahibiyle beraber, arkadaşıyla beraber yeri neresidir? Yeri cennettir. Temizliğin götürdüğü yer, elimizi ovalamak, dişlerimizi misvaklamak, ağzımızı misvaklamak ve temiz olmanın yeri neresidir? Cennettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. O nedenle değerli kardeşlerim, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dikkate almak zorundayız. Bakınız bir diğer hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini ne kadar dert edinmiş. Bütün halini ve anını dert edinen bir peygamber, bir Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bütün anını. Bakınız. وَقَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اِسْتَيْقَضَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَاهُ اَوْ يَدَهُ فِي الْاِنَى. Diyor ki, اِذَا اِسْتَيْقَضَ, sizden birisi uyandığı zaman, اَحَدُكُمْ, sizden birisi uyandı, sabah uyandı, uykunuzdan kalktınız. Sakın ha elini hemen bir kaba bulaştırmasın. Bak bugün görüyor musunuz? Veyahut bir kabın içindeki suya koymasın. Sakın ha! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam terbiye ediyor ümmetini. Terbiye ediyor. Suyuna karışıyor. Hayır, suya sabuna karışma deniliyor ya. Suya da karışıyor, sabuna da karışıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne zaman ki onu dışarıda bıraktık, evet, neler başımıza geldi bak. Onun için اِذَا اِسْتَيْقَدَ uyandığı zaman اَحَدُكُمْ sizden birisi مِنْ نَوْمِهِ uykusundan فَلَا يُدْخِلْ koymasın يَدَهُ elini fil ina kaba koymasın حَتَّى يَغْسِلَهَا yıkamayana kadar. Başka bir yerde güzel bir elini yıkasın, kurulasın, ondan sonra kaba kondursun. Ondan sonra veyahut herhangi bir yapacağı işle sıvı bir şeyse onun içine elini koysun. Sakın ha elini yıkamadan koymasın. Ne kadar? Selâse merrâtın, diyor. Adını da koyuyor Efendimiz. Üç sefer diyor. Üç sefer elini yıkayacak. Üç sefer. Evet. Çünkü diyor فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي. Çünkü sizden biriniz anlamaz, bilmez. Neyi anlamaz? اَيْنَ بَاتَتْ
yedehu. Eli nerede sabahladı? Nerede uyukladı? Nerede uyandı? Elini neresine dokundurdu? Hangi şey geldi eline dokundu? Hangi haşeratlardan, evdeki haşeratlardan, sineklerden, böceklerden, karıncalardan eline dokundu? Eline kondu? Bilemezsin. Gaflette uyku gaflet değil mi? Onun için uyanır uyanmaz bir Müslümanın temizlik titizliği ve aynı zamanda bunun imanla özdeşleştiği vardır. Böyle birisi iman sahibidir. Dikkat eder. Hem kendisine zarar vermeye, hem de ailesine zarar vermeye ve hem de çevresine zarar vermeye dikkat eder. Zarar veriyor muyum, vermiyor muyum? Bu açıdan bu dikkatini giderir. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini yapmak zorundayız. Yapmazsak zarar ederiz. Evet, her abdest alındığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla bir sünnet-i seniyenin yan iki rekat bir namaz kılılmasını da hani zahiri temizliğimizi yaptık, bir de batını temizlik. Secde et Rabbine karşı, şükür et Rabbine karşı ve o abdestin akabinde, o abdestin akabinde iki rekat namaz kıl diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesi var bize. Tavsiye ediyor. Değerli kardeşlerim, biz bu tavsiyeleri, Efendimizin tavsiyelerini inan ki eczaneden aldığımız bir o efendim ilacın tavsiyesi kadar önemli görmedik. Reçetesi kadar önemli görmedik. Eğer önemli görseydik, ümmetin hali hiçbir zaman zorluklarla, sıkıntılarla, hastalıklarla olmayacaktı. Tabii ki kader Allah'u maşa Allah'a takdir ederse o olur. İmtihan ayrı bir olaydır. Ama ümmetin yol alması noktasında Efendimiz'den fersah fersah uzaklaşması onu da ciddi şekilde ne yapmıştır? Yormuştur, bitirmiştir. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey var. Güzel, Mi'raç'ta biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün makamları geziyor. Ve bu arada cennete gidiyor. Cennette olan insanların hallerini görüyor. Bazılarının cennette olduğunu görüyor. Ne şekilde efendim haller olduğunu bilerek onlara soruyor. Ve sebete ennehu sallallahu aleyhi ve sellem, sabit oldu ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mi'raç gecesi, o gecesinde gittiği ra'a bilalen emamehu. Bakar ki cennette Bilal önünde gidiyor. Kim Bilal? Bilal Habeşi. Radiyallahu anh. Muezzin azam. O yüce imam. O yüce muezzin. Evet. Ra'a Bilalen emamehu. Fil cenneti. Lemme dekhala cennet. Cennete girdiği zaman bakıyor ki Bilal ondan önce orada. Bilal ondan önce orada. Mi'raç'ta görüyor. Fese'elehu. Ve bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Ama bundan dolayı şeye söylüyor ki, Bilal'a söylüyor ki, tabi hadis daha biraz var ama zaman alması açısından se'elehu ey se'ele Bilalen semi'tu savta kadabeyke. Ey Bilal diyor, senin ayak seslerini ben cennette duydum, işittim diyor. Ve dıffene aleyke, senin o terliklerinin sesini, o takonyalarının sesini ben cennette duydum. Emami fil cennet, benim önümde yürüyordun. Ayaklarında takonyaların, ey Bilal, önümde o ses çıkarır bir şekilde yol alıyordun, yürüyordun. Fe eyyü amelike, hangi amelin diyor. Arda, seni bu duruma getiren hangi amelindir? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın ya Bilal? Ki senin ayak seslerini, senin takonya seslerini ben cennette duydum. Kale ma ehdestu illa tavaddat. Ne zaman abdestim bozulmuşsa abdest aldım anlamında veyahut namaz ne zaman bir işe kalkmışsam abdestsiz o işe kalkmamışım. Bu iki mana da var. Ne zaman abdestim bozulmuşsa abdestsiz kalmadım.
Veyahut ne zaman bir işe başlamışsam, bir söze başlamışsam, bir sohbete başlamışsam, yeni bir şeye başlamışsam ona abdestsiz başlamadım. Ancak beni cennete koyan ney? İlla salleytu rak'ateyni. O her aldığım abdestten sonra namaz kıldım. İki rekat namaz kıldım. Ben hiçbir işi abdestsiz almadım. Hiçbir zaman abdestsiz gezmedim. Ama her abdest alışımdan sonra da muhakkak arkasında iki rekat namaz kıldım. Umarım ki sizin o mükafat gördüğünüz, o amel gördüğünüz bu olsa gerek. Nedir? Her aldığı abdestten sonra iki rekat namaz kılması. İşte temizliğin mükafatı. İşte nazafetin mükafatı. Onun için değerli kardeşlerim, bizler dikkat etmeliyiz. Aksi halde eğer o şekilde yapmazsak ne yaparız? Zarar ederiz. Ne yaparsak zarar ederiz? Efendimiz'i dikkate almazsak zarar ederiz. Efendimiz'i dikkate alacağız. Bir ümmet olarak temizlik ümmetiyiz biz. Biz bu üç temizlikle mükellef bir ümmetiz. Ruhi temizlikle, bedeni temizlikle ve mali temizlikle. Ruhumuzu kinden, nefretten, gıybetten, yalandan, düşmanlıktan temizleyeceğiz. Bedenimizi görünür ve görünmez bütün kirlerden temizleyeceğiz. Malımızı zekatla, sadakayla temizleyeceğiz. İşte o zaman temizlik ümmeti. Yoksa biri var, diğeri olmaz. Biri var, diğeri olmaz. Hayır. Üçü beraber. İşte bizi ümmet olarak diğer bütün ümmetlerden ayıran özellik de budur. Bir bakıyorsun diğerleri ümmet olarak Abraham bir İslam'ın karşıtı bir ümmet değil de bir topluluğu olarak söylüyorum ben bunu. Yoksa ümmet ve kuntum hayra ümmetin. Bitti. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İslam ümmetidir. Onun dışında ümmet yok. Ancak topluluklar, diyelim ki Avrupa, Amerika vesaire diğer o şu anda bize örnek olmuşlara bakarsın, ciddi bir bu üç temizliği beraber barındıramıyor kendisinin malında. Bu üç temizlik yok onda. Çok güzel parfümler var, çok güzel efendim hijyenik malzemeler, hatta maddeler var. Ama gel gör ki ruh temizliği bazında iman yok. La ilahe illallah yok. Muhammed Resulullah yok. Onun için değerli kardeşlerim, biz bu noktada dikkat etmeliyiz. Üç temizliği beraber aynı anda barındıran tek bir ümmet vardır. O da ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. An Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar. Kale kâle Resulü sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuşlar ki, mâ minkum min ahadin yetevadda, sizden biriniz abdest aldığında, feyusbiğul uduğa, abdestini çok güzel alır, düzenini alır. Sümme yakulu, yani tertibine uygun, düzenine uygun, sünnetine uygun bir şekilde abdestini alır. Sümme yakul, ne olursunuz bunu söyleyiniz. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönün ve bunu söyleyiniz. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın, bakınız, bir de şunu da söyleyeyim de, sahabeler Efendimizin bir halini, bir sünnetini yaşamaya çalışmışlar. Belki hepsini yaşayamamışlar ve bunu da bize tavsiye etmişler. Bir sünneti kendinize zorunlu hale getirin. Mesela sürekli sağ ayakla camiye girmeye zorunlu hale getirin. Sağ elle yemek yemeyi zorunlu hale getirin. Efendim besmele ile başlamaya zorunlu hale getirin. Yani Efendimiz'e bağlayarak o hali zorunlu hale getirin kendinize. İşte burada Ömer radıyallahu anh, ümmetimden her kim güzel bir şekilde abdest alır ve aynı zamanda şunu derse, eşhedü en la ilahe illallah, biliyoruz değil mi bunu? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, bu kadar. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kim her abdestinden sonra bunu söylerse karşılığı ne? Bakın şu müjdeye. İlla futihat lehu ebuabul cenneh ettemaniye. Cennetin 8 kapısı ona açılır. Her abdestten sonra
kim eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der, kıbleye doğru da elini kurutmamış bir şekilde söylerse cennetin yedi kapısı açılır. Yedhulu min eyha şa, istediğinden içeri gir denilir kendisine. Peki biz bunu niye kaybedelim? Evet. Ve zade aleyhi, ondan sonra bir başka hadiste Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mutatahhirin diye ziyadeleştirilmiş aynı zamanda. Allahümme ec'alni minet tevvabin. Bu söyledikten sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allahümme ec'alni minet tevvabin. Ya Rabbi beni tövbe edenlerden eyle. Günahlarından pişman olanlardan eyle. Ve ec'alni minel mutatahhirin. Ya Rabbi beni şu üç temizlik dedik ya, beni hem ruhi ve hem de bedeni ve hem de mali temizlenenlerden eyle. Onun için değerli kardeşlerim, biz çok farklı bir ümmetiz. Biz temizlik ümmetiyiz. Biz nezafet ümmetiyiz. Biz cennet ümmetiyiz. Allahu Teala sizlere ve bizlere bu şekilde bir abdest nasip etsin inşallah Teala. Allahu Teala sizlere ve bizlere günahlarımızdan tövbe etmeyi nasip etsin. Allahu Teala sizlere ve bizlere kendi rızasını nasip etsin. Allahu Teala sizlere ve bizlere Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisini nasip etsin. Allah onun sevgisini bütün neslimizin kalbine yerleştirsin inşallah. Değerli kardeşlerim, ne olursunuz, gelin Efendimiz'i kalbimize yerleştirelim. Onu kazanalım. Vallahi kim onu fethederse bütün dünyayı fetheder. Ve kim onu anlarsa kendisi mutlu, ailesi mutlu, çevresi mutlu, devleti mutlu olur. Allahu Teala bu dört mutluluğumuza nasip etsin. Allahu Teala bu hastalığı da üzerimizden kaldırsın. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allahu Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin inşallah. Ve Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Aqulu qawli hada ve estagfirullah liya ve lekum ve ufawwidu amri Allah inna Allah basirun bil ibad ve akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin li rawdati an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem ve duruhi salatina al-kiram al-fatiha.